Her zamanki gibi gene yani her sunumlarımızda iade ve kesit süreçleriyle alakalı başlıyoruz. Maalesef bu konuda hala eksikliklerimiz var. Onun için tekrardan üzerinden geçmem gerekiyor. İade ve kesinti süreçleri ve medulanın da biraz aktif kullanımıyla alakalı bilgilendirme toplantısı olacak bu yapacağımız sunumda. İade süreci ve iade dönüşü kesintilerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından mesajın geldiği posta ile ulaştığı gün dahil olmak üzere 13 gün içerisinde mesajda belirtilen eksikler giderilmelidir. Buradaki en büyük sıkıntımız iade dönüşü olan kesintilerde genelge gereği herhangi bir düzeltmeyi Sosyal Güvenlik Kurumu kabul etmiyor. Olması gerektiği gibi yani 13 gün içerisinde bu durumun düzeltilmesi gerekiyor istenen eksikliklerin ama doktorun izinli olması veya herhangi bir sıkıntıdan kaynaklı bir durum varsa hastaneden alınan izinli belgesi ve dilekçesiyle başvurması halinde ek olarak 15 iş günü süre alınabiliyor. Buradaki en büyük sıkıntı iade süresinde düzeltme yapılamayan ya da daha doğrusu doğru düzeltme olmayan reçetelerde kesinti sedatın dedim, daha önce dediğim gibi itirazı kesinti komisyonuna girdiğinde kabul olmuyor maalesef. İade sürecinde tabii en çok yapılan hata reçete ile eşleştirilenlerden farklı bir raporda düzeltme yapılması. Örnek veriyorum 7 Eylül tarihli bir 7 Eylül 2020 tarih 2021 tarihli bir rapor olsun. Burada bir eksiklik görülür. Daha sonrasında hastaya Ekim ayında veya Kasım ayında da rapor çıkabiliyor. Bu Ekim ayı Eylül ayı reçetesiyle ilgili bir iade olduğu zaman veya kesitlerde de olduğu zaman reçete tarihinden sonraki raporlarda düzeltme yapıldığında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eşleştirme yapılamadığından dolayı kesintilerde maalesef sıkıntıya gidiyoruz. Özellikle iadelerde çünkü iade dönüşü kesintilerde bu durumu çözemiyoruz. Kesinti sürecinde kesintiye mesajın geldiği gün hariç 5 iş günü içerisinde itiraz edilebiliyor. Bir kesintiye itiraz edildiyse tamam incelensin dilekçesi verilemiyor. Yani bu iki durumdan bir tanesini yapmamız gerekiyor. Ya kesintiye itiraz edebiliyoruz ya da tamam incelensin diyebiliyoruz. Her ikisini aynı anda diyemiyoruz. Daha öncesinde kuruma faks olarak gönderdiğimiz itiraz dilekçelerimizi artık SGK'nın Adana Altıri Ecezi itiraz et sgk.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekiyor. Özellikle buna dikkat edelim. Çünkü bazen burada Ecezi yerine EZC tarzında şekilde yazılıp mail adresine yapılabiliyor. Arkadaşlar sesle alakalı bir sıkıntı varmış galiba da ben bir ara vereceğim. Bir dakikanızı rica edeceğim sizden. Şu an sesle alakalı durum nasıl? Bir sıkıntı var mı? Sesle alakalı bir sıkıntımız var mı şu an? Tamam, sorun çözülmüş galiba. Burayı tekrardan alabilirim. Dediğim gibi kesintiye 5 gün içerisinde mesajın geldiği gün hariç olmak üzere itiraz edilmesi gerekiyor. En önemlisi de Adana Ecezi itiraz et sgk.gov.tr mail adresi doğru bir şekilde yazmamız gerekiyor. Çünkü hatalı yapılan maillerde geri dönüşü olmuyor maalesef. Kesinti sürecinde örnek veriyorum iade olduğu zaman da tabii fark etmiyor. Kesinti olsun veya iade olsun. Eğer reçete ile karşıladığınız bir reçetede reçete ile alakalı bir değerin veya bir bilginin reçete üzerinde yazılıp yazılmadığını kontrol etmek için sanki reçete sıfırdan geliyormuş gibi e-reçete sorgu bölümüne gireceğiz. Hastanın TC'sini yazacağız. Kullandığınız otomasyon programından o gün karşılamış olduğunuz reçetenin bilgisine girerek reçetenin e-reçete numarasını görebileceksiniz. E-reçete numarasını yazdıktan sonra sorguya değince reçetenin birebir görüntüsünü görebileceksiniz. Bu şekilde eksiklik olup olmadığını veya iade sürecinde
Size iade edilen eşitliğe herhangi bir ekleme yapıldığı zaman ya eklemenin yapılıp yapılmadığını buradan kontrol edebileceksiniz. Eskiden böyle bir durum söz konusu değildi. Bizim müdahalelerimiz sonrası bunu Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğü tanımladı. Sıkıntı yaşadık bu konuda çünkü özellikle iadelerde eczacılarımız hani iade yaptım ama olup olmadığına emin değilim gibisinden bize dönüş yapıyorlardı. Biz de Sosyal Güvenlik Kurumu'na alıp teyidini alıyorduk. Şu an için böyle bir şeye gerek yok artık. Dediğim gibi hasta TC'sini ve e-reçete numarasını girdiğiniz takdirde, sorguladığınız takdirde reçetede yapılan eklemeyi veya daha öncesinde karşılamış olduğunuz bilgileri görüp ona göre hareket edebileceksiniz. Hangi durumlarda tamamen celalsiz bir reçete verilebiliyor? Kesinti örnekleme hata oranı A ve C grubu için %3'ün, B grubu için ise %5'in üzerinde ise tamamen celalsiz verilebiliyor. Burada bir örnek getirdim. Hem örnekleme hata oranı burada yazıyor. Buradaki bu döküm numaralı fatura için eğer B grubu ise tamamen celalsiz diyemiyoruz. Ama A veya C grubuna ait bir dökümse tamamen celalsiz diyebiliyoruz. Buradaki aslında sıkıntı olan bir durum var. Örnek verecek olursak, örnek olarak Eylül ayında A grubu reçeteniz var ve hata oranı %3'ün üzerinde 3 tane kesinti yapılan reçeteniz var diyelim. Bir tanesi hatalı kesinti olsun. Diğerinde bir tane dediğim gibi 3 kesintisiz olsun, birisi hatalı kesinti olsun. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşı reçeteyi inceleyen eczacı tarafından yanlış algılayıp kesinti olarak düşünen eczacı onu kesinti olarak onaylamış olsun. İkinci kesintimiz de düzeltebileceğimiz bir kesinti olsun. Yani hekimle ulaşıp eksiklikleri giderebileceğimiz bir kesinti olsun. Üçüncü kesinti ise büyük bir kesinti ve hekim buna ekleme yapamıyor. Veyahut hekime ulaşılamıyor ve programı üzerinden ekleme yapılamıyorsa tamamen incelensin dediğimiz takdirde maalesef o 3 reçetenin hepsi kesiliyor. Ondan sonra tamamen inceleniyor. Geri kalan kesintilere itiraz edebiliyoruz. Örnekleme sırasında denk gelen 3 reçetede maalesef dediğim gibi kesintiye tamamen incelensin dediğimiz takdirde o 3 kesintiyi de kabul etmiş sayılıyoruz maalesef. Ve düzeltilse dahi tamam edilmesinden değil için kesintinin devamına karar veriyor o reçete için. Tamamen incelensin sonrası yeni oluşan kesitlere tabii ki düzeltme yapılabilir ve buna komisyona girilmeksizin çünkü mevzuatta böyle yazıyor. Tamamen incelensin sonrası kesitlere düzeltme yapabiliyorsunuz ama düzeltmeler komisyona girilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kararlaştırılıyor. Şimdi rapor başlangıç tarihine göre medula su kontrolü. Bunu bir örnek olarak getirdim ben. Bu bir multiple skleroz reçetesi, Ocrevus reçetesi. Hastanın raporu 18 Eylül 2019 tarihinde çıkmış. Rapor açıklamasında ataklarla seyreden demiştik multiple skleroz diyor. EDS skorun 2,5 olduğu ve hastanın bilim üzerinde detaylı kullanmış olmasına rağmen yanıt vermedi yazıyor. Buradaki bilgilere istinaden biz yardımcı olan diğer programdan, Arix'ten veya TPRP'den kontrol ettiğimizde şu anki sütte aslında daha fazla şey isteniyor. Şöyle gösterebilirim. Yüksek hastalık aktivitesi gösteren MS hastalarına diyor ve bundan bu üç yüksek hastalık aktivitesi olan durumdan ikisinin olması gerektiği gibi biçiliyor ama 18 Eylül 2019 tarihindeki süt aslında bu suttan önceki süt. Bunu da kontrolünü medula üzerinden aslında gerçekleştirebiliyoruz. Buradan ekrandan paylaşılan durumunda kalacağım. Medula geldi mi? Şurada ilaç alım tarihini 9 Kasım 2021 olarak görüyoruz. Buradan 18.09.2019 tarihinde ilaç ara bölümünden okuyoruz yazdığımızda. Dediğim gibi ilaç alım tarihini burada raporun başlangıç tarihi olarak düzenlediğimizde
ilaç bilgiden okuyabilsin o tarihteki sunumun nasıl olduğunu verebileceğiz. Burada Ocrelizumab için gereken şartlar yazıyor. EDS skoru 7 ve altında olan primer progresif multiple skoro hastalığında veya EDS skoru 7 ve altında atakalatörden RMS veya sekonder progresif multiple skoro hastalığında en az bir yıl süreyle beta-hidroterferon veya dimetilfumarat gibi birini kullanıp yetersiz yanıt almış olması gerekmekte. Dediğim gibi bu tarihteki SUT'a uygun bir rapor aslında. Bunu inceleyen, kontrol eden eczacılar da bazen yanılgıya düşebiliyor Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. Bu şekilde kesinlikle olarak yansıyabiliyor eczacılarımıza. Okuyor, rapor SUT'a uygun değil gibisinden ama komisyonda da sonucu şöyle gösterebildiğim gibi 16 Mayıs 2020 tarihli SUT değişikten önceki rapor uygun olduğuna denmesine bir karar çıktı. Dediğim gibi raporda eğer önünüzde herhangi bir ARX gibi ya da TPDP gibi yardımcı programınız yoksa Medula üzerinden de raporun o tarihteki mevzuatını görebileceksiniz. En çok, daha doğrusu sık olarak rastladığımız kesitlerden bir tanesi de dozaj ile alakalı kesintiler. Örnek veriyorum, Modulen IBD'nin maması ile alakalı bir dozla alakalı sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü buradaki ambalaj miktarı bir adet, tek doz miktarı bir adet. Raporda işte hastanın günlük 240 gram kullanması uygundur gibisinden ibareler oluyor. Ve reçetelerde de hekim o şekilde yazma durumunda oluyor ve eczacılığını bu şekilde kabul ediyor, kaydediyor. Yapılan kayıt sonrası olması gerekenden çok daha fazla kutu ödüyor. Bu da kesintilere sebep oluyor. Burada bir örnek olarak ben Modulen için bir örnek hazırladım. Hasta raporunda günlük 175 gram kullanması uygundur. İstenen medula sistemindeki doz nasıl girilir? 1x1 kutuya tekabül ettiğinden 400 gramını bir birim olarak kabul edersek 175 gramını 0.4375 olarak hesaplıyoruz. Medula sisteminde de 1x... Bir bağlantı sıkıntısı varmış galiba. Bir 5 dakika ara vereceğim. 5 dakika sonra tekrardan sunumumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar yavaştan başlayacağım tekrardan. Kusura bakmayın bu aksaklıktan dolayı. Tabii gönül isterdi ki bu toplantıları yüz yüze yapalım ama COVID'den kaynaklı artık eğitimlerimiz bu şekilde online olmak zorunda kalıyor. Umarım bir an önce bu tarz günleri ardımızda bırakıp sağlıklı günlerde buluşabileceğiz. Tabii aslında bir anlamda da uzakta mesleğini icra eden meslektaşlarımız için de olumlu bir durum. Tabii onların katılımı biraz daha zor oluyor biz yaptığımız toplantılarda. Bu şekilde daha rahat katılabiliyorlar uzak ilçelerimizdeki özellikle meslektaşlarımız. Ben sunumu birkaç sunum önceye alıp hızlı bir şekilde oraları tekrardan değineceğim. Dediğim gibi bu kesinti sürecinde e-reçeteden kontrol aşamasından başlayacağım şimdi tekrardan. Kesinti veya iadeye uğrayan reçetelerimizde dediğim gibi hasta TC kimlik numarasını ve kullandığımız eczane otomasyon programından o tarihteki e-reçete numarasıyla e-reçetede yazılanı görebileceğiz. Eğer iade ise ve sonradan doktor bir ekleme yaptıysa onu check etmek anlamında da bu ekranı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tamamı incelensin dediğim gibi tamamı incelensin dilekçelerinde ya tamam incelensin diyebiliyoruz ya da sonrasında kesintiye konu olan reçetede ikaz edebiliyoruz. İkisinden birini yapabiliyoruz. Yani aynı anda her ikisini yapamıyoruz. Bazı meslektaşlarımız işte kesinti eğer kabul olmazsa tamam incelensin istiyorum birisinden dilekçe doldurabiliyorlar ama bu şekilde maalesef mümkün değil. Kesintilere ya tamam incelensin diyebiliyoruz veya itiraz edebiliyoruz. Buradaki en büyük sıkıntımız az önce de verdiğim örnekte olduğu gibi 3 farklı A grubunda 3 farklı reçeteye kesintiye uğradıysa eğer örneklemede
Bunlardan birisi büyük ve bunu çözemiyorsak, bundan kaynaklı tamamı cenesi diyorsak eğer maalesef bu üç reçetenin tamamı kesiliyor. Geri kalan reçeteler inceleniyor. Daha sonra yapılan incelemede yeni bulunan kesintilere düzeltme şansımız olabiliyor. Komisyona girmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sonuçlandırılıyor bu reçeteler. Rapor başlangıç tarihine göre Medevada su kontrol dediğim gibi eğer yardımcı bir programımız yoksa ARIX veya TEP-RP gibi bir program yani fazla bir programımız yoksa eğer Medevada'dan da bunun kontrolünü sağlayabiliyoruz. Rapor başlangıç tarihinde bakarsak eğer 18 Eylül 2019 buradan Medula'yı açayım tekrardan. Ekranı geldi mi? Buradan dediğim gibi ilaç alım tarihini, reçete tarihini değil, ilaç alım tarihini, rapor başlangıç tarihini bilgisini yazdığımız zaman 18 Eylül 2019 tarihi diye ilacın üzerine gelip ilaç bilgiye tıkladığımızda o tarihteki mevzuatı görebiliyoruz buradan. SURT kuralını görebiliyoruz. Bu bölümde. Burada da zaten örneğini anlatmıştım. Kontrol eden Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki eczacı da Ocrevus'la ilgili bu şekilde düşünüp rapor uygun değil diye kesinti yapmıştı. Ama aslında rapor 18 Eylül tarihindeki SUT'a göre uygun bir rapordu. Ve komisyonla görüştüğümüzde sonuç zaten bu şekilde çıktı. 16 Mayıs 2020 tarihinde SUT'ta içten önceki rapor uygun olan ödenmesine bir karar çıktı. Problem yaşamadık. Dos hesabı ile ilgili en son konuşuyordum. Bunlardaki en büyük problemlerden bir tanesi dediğim gibi her mamanın medulada farklı bir şekilde tanımlanmış olması tek doz miktarını. Modülende mesela ambalaj miktarı bir adet, tek doz miktarı bir adet. Yani medulada 1x1 girdiğimizde aslında bir kutu olarak girmiş oluyoruz sisteme. Buradan bir örnek yazdım. Hasta raporuna günlük 175 gram kullanması uygunsa medula sistemine nasıl girilir diye bir kutusu 400 grama tekabül ediyor modülende. 1x1 bir kutu yani. 400 gramı bir birim ise 175 gram da 0,4375'e tekabül ediyor. Medula sistemine de 1x0,4375 diye girildiğinde herhangi bir sıkıntı yaşamayız bu konuyla ilgili. Aynı şekilde Neokatemama'da da bu durum söz konusu. Neokatemama'da tek doz miktarı 4,6 gram. Ambalaj miktarı 400 gram. Neokate için de günlük 180 gram kullanması uygun olan bir hasta için sisteme nasıl girilir burayı örnekledim. 1 çarpı 1 4,6 gramı tekabül ediyorsa yani 4,6 gram bir birimi gösteriyorsa bize 180 gram da 39,13 birim anlamına gelir. Medula sisteme de 1 çarpı 39,13 olarak girilirse herhangi bir kesinti yaşamayız arkadaşlar. Bir diğer örnek de Kepler ile alakalı. Kepler'ın da mililitresinde 100 miligram var. 300 mililitrelik bir oral solüsyon Keppra. Ambalaj miktarı 300 mililitre, tek doz miktarı 1 mililitre. Raporda 2 çarpı 400 gram miligram kullanması uygundur gibisinden raporlar çıkıyor hastalarda. Ve hekim de bazen e-reçeteye 2 çarpı 400 gibi bir dozaj şeklinde yazabiliyor ve bu şekilde talep ediyor eczacılarımız. Bu da hatalı bir giriş. Mililitresinde 100 miligram var. 400 miligram kullanması gerekiyorsa 2 çarpı 400 miligram, 2 çarpı 4 olarak sisteme işlenmesi gerekiyor. Medula uyarı kodu, tabii ilk başlarda bu
tanı bölümünde ICD-10 kodları tanımlı değildi. Bununla ilgili sıkıntılar yaşıyorduk ama şu an birçok ilaçta bunlarla alakalı ICD-10 konuları tanımlanmış durumda. Örnek veriyorum, Ürömisin için fosfomisin gruplarında alt ürünestim enfeksiyonunu tanımlayan burada alt ICD-10 kodları var. Aslında N30 üst teşhis sistit olmasına rağmen tanımlı olmadığı için E-reçetelerde sistem kabul etmiyor zaten kaydı. Buradaki teşhislerden birinin yer alması bizde yeterli E-reçete. Zaten sistem buna müsaade etmiyor ama kağıt reçetelerde eğer alt ürünel sistemi işaret eden bir teşhis yoksa bununla ilgili kesinti yaşıyoruz ve medulla sistemini yanıltmadan kaynaklı bunlarla ilgili geri dönüş olmuyor. Ki eğer Suriye reçeteleri karşılayan eczacılarımız belki karşılamışlardır bunlarla ilgili. Şu an Suriye reçeteleri ile ilgili Mart ayında yapılan protokol sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığımız protokolün birebir aynısı geçerli. Suriye reçetelerinde özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü siz burada örnek veriyorum kağıt reçetesi, gerçi Suriye reçetelerinde şu an kağıt reçeteleri yok ama bazı ICD-10 konuları tanımlanmayan ilaçlarda olabiliyor. Eğer uygun teşhis yoksa reçetede ve uyarı kodunu seçip reçeteyi işlediyse şu an cezai işlem yaptırıyor. Medulla yanıltmadan dolayı eczacılarımızdan savunma isteniyor bunlarla ilgili. Bizim bölgemizde böyle bir şey yok. İkili ilişkilerimizden kaynaklı bunlarla ilgili herhangi bir sorun yaşamadı hiçbir eczacımız ama maalesef kesinti olarak önümüze yansıyor ve bunun geri dönüşü olmuyor kesintilerde. Son zamanlarda işte Zolax grubu ilaçlarla ilgili özellikle sorular geliyor. Hangi teşhiste ödeniyor? Çünkü eskiden Zolax'ların bütün formlarında neredeyse vajinal 100 miligramda da galiba vajinal kandidez teşhisi isteniyordu ama şu an hangi miligrama tanımlandığı artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belli. Fluconazol etken maddeli ilaçların 150 miligramında B37.3 ICD-10 kodu tanımlanmış bir şekilde ödenir teşhisi var zaten. Bu teşhis olduğu takdirde reçeteyi karşılıyoruz. Yoksa zaten medula sistemi izin vermiyor buna. Ama diğer miligramlarında özellikle 150 flukan bir diğer örnek. Buna da ödeniyor. Ama Zolax 100'de tam tersi bir şekilde burada tanılar ödenmez diye belirtilmiş. B37.3 teşhisi varsa eğer hastada vajinal kandidiyazis, bu ilacın 150 mg'a sadece bu tanımlanmış. Sadece 150 mg kullanılması gerekiyor diyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Ondan kaynaklı 100 ve 200'lerde bu teşhis olursa sistem kaydetmemize izin vermiyor. Sadece 150 mg'larda reçeteyi kaydedebiliyoruz. 200 mg içinde ödenmez ICD-10 kodu tamamlanmış bir şekilde burada duruyor. Şimdi bu tabii iade ve kesitle alakalı değil ama bununla ilgili de eczacılarımızdan bolca sorular geliyor. Yani ödeneme eksik aldım veya ödememde bir sıkıntı var galiba deyip bize sorular soruyor tabii ama bu durumla alakalı hani ödemenin nasıl kontrol edilmesiyle ilgili belki yeni açan eczacılarımız vardır özellikle. Bunun nasıl yapıldığını size göstermek adına görüntüler aldım buraya. Örnek olarak Temmuz 2021 ödemesini merak ediyoruz. Ekim ayında aldık zaten bunu. Bunu Ağustos içinde yapabilirsiniz tabii ki. 2021 Temmuz ayını sorgula dediğimiz zaman A grubu, B grubu ve C grubu çıkıyor. B grubunda B grubunu işaretleyip sorgula dediğimiz takdirde detay göster diyeceğiz. Detay gösterdikten sonra burası muhasebeleşmediği kısım. İlk kısım fatura bilgileri, muhasebeleşmeyen kısmı. Burada toplam ödenecek tutar 23.705.78 lira olarak gözüküyor. Bunun ne kadarı bize fatura, daha doğrusu hesabımıza geçiyor. Şimdi reçeteleri karşılarken olay, reçete katılım payı tutarı elden de muayene katılım payı tutarı eldeni önceden tahsil ettiğimiz için buradan bir mahsuplaşma gerçekleşiyor. Bu tutarımızdan buradaki tutarlar düşülerek bize yatması gereken tutarı görebiliyoruz burada. Zaten muhasebeleştiği zaman da yukarıdaki slide'da göstermiştim zaten 21.075.78 TL tutarının bize yatması gereken tutarı sonra bir tutar olarak gözüküyor zaten. Tabii bunu tek kalem olarak ödemiyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Bunu eczane hizmet bedeline ayırıp o şekilde ödemesini gerçekleştiriyor. Yani 21.075.78'i burada bakalım ne kadar da eczane hizmet bedeli. 267.22 TL'ydi. 267.22'yi ayrı
geri kalan kısmını da ayrı bir şekilde yatırıyor. Ve burada da yukarıda gösterdiğim gibi 28.56 ile 267.22 miktarımız ayrı ayrı şekilde hesaba yatıyor. Bunu bütün gruplar için yapmamız gerekiyor. Eğer herhangi bir tutarda bir tutarsızlık varsa, tutmayan bir rakam varsa bunu da görebiliyoruz aslında. Bu da şöyle. Örnek veriyorum. B grubundaki sıkıntı yaşadık ve 28.8 değil de başka bir tutar yattı, daha eksik bir tutar yattı. Orada detay gösterdikten sonra muhasebe kesinti sorgula butonuna bastığımız takdirde yapılan kesintiyi görebiliyoruz. Burada bir meslektaşımızın kesintisi vardı. Alfur sayında örnekleme hata oranı 11.93, kesinti tutarı 29.703.29 TL kesinti yaşanmıştı. Kesinti gerçekleştikten sonra bir sonraki alacağı dönemden avans artı olarak kesiliyor. Normalde örnek veriyorum, bu Temmuz ayı reçetesi ise Ekim ayında eğer kadar sonuçlanmadıysa ya sosyal güvenlik kurumunda itiraz konusunda reçete Kasım ayındaki alacağından kesiliyor ve burada avans artı olarak kesiliyor. Dediğim gibi buradaki 29.729 ve bu da bir aylık zam kısmı. Tabii burada sadece avans arttığımız, yani yapılan kesintilerin sonraki aylarda alınmasıyla alakalı kesitler değil. Burada örnek veriyorum, yeni açan eczacılarımızda da olabilir belki. KYK borcunuz varsa eğer ve taksitlendirilmişse o da buradan kesiliyor. Sonuçta vergi dairesiyle bağlantılı bir şekilde motorlu taşıtlar vergisi de buradan kesilebiliyor. Dediğim gibi alacağınızdan herhangi bir tutar eksikse muhasebe kesinti sorgu butonuna tıklayarak bu kesintinizin ne olduğunu görebileceksiniz. Tabii detaylar tam olarak yazmıyor ama detaylıyla alakalı kafanızda bir soru işareti varsa da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muhasebe birimiyle irtibata geçerek detayında şimdi kesintilerle ilgili yaşadığımız bir diğer sıkıntı da rapora sonradan eklenen değerler. Özellikle ölçülebilir değerlerde LDL gibi, KME gibi, işte L2 L4 bölümü ya da LDL işte 90'ın üzerindeyse 95 gibi bir değer reçeteyi karşılarken hastanın raporu SUT'a uygun değilse ve kesinti gerçekleştiyse ve sonrasında yapılan bir ekleme varsa Sosyal Güvenlik Kurumu bu yapılan eklemelerin ölçülebilir olduğundan kaynaklı ibraz edilmesini istiyor komisyonda. Özellikle buna dikkat edelim çünkü birçok eczacımız bu konuyu sadece ekleme yaparak kurtulabileceğini düşünüyor ama hatta rapora ekleme yapılmasa dahi ibraz edilmesi gerektikten sonra da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hastanın değerlerini gösterir bir belgeyi bize göndermeniz takdirde kesintilerinizi iptal edebiliyoruz. Sık yaşanan kesintilere geçeceğim. Burada eskiden bu konuyla ilgili aslında çok fazla kesinti yaşadık. Hatta üst komisyona giden kesintilerimizde de kesintinin devamına diye karar çıkmıştı. Özellikle KPDA ile alakalı kesintilerde. Çünkü KPDA'nın prospektüsüne baktığımız zaman 21 günde 14 gün kullanılıp 7 gün ara verilmesi şeklinde, yani bir kür tanımı var bu ilaçta. Ki zaten birçok hastanın raporunda da bu şekilde tanımlı. Bunlardan bir kutudan fazlası, yani bir kürden fazlası verilmesiyle alakalı kesintiler yaşadık geçtiğimiz dönemlerde ve üst komisyona gitmesine rağmen de kesildi. Yalnız bu tarz kesintiler birçok bölgede gerçekleştikten sonra SGK Genel Müdürlüğü tarafından bölge SGK'lara bununla ilgili bir yazı geldi. Artık oral olarak kullanılabilen kür tanımına giren kemoterapi ilaçlarının bir kürlük değil birden fazla da verilebileceği alakalı bir yazı geldi. Artık dediğim gibi buna dikkat ettikten sonra, yani medulla dozajı doğru girdikten sonra KPDA'yı veya sütenti birden fazla kutu olarak da verebileceğiz. Bununla ilgili sorun yaşamıyoruz. Yaşanan son kesintiler de zaten üste gitmeden ödenmesine diye karar çıktı. Bir diğer daha çok soru olarak geliyor zaten bize. Ursofap grubu, ursodeoksit glik asit içeren ilaçlar. İşte prospektüsünde safra taşı bulunmasına rağmen detaylı bir şekilde yazılmış burada. Safra taşı porsiyonel devam etti. Asla çapıyla alakalı, iç dışını görüntülerinde gölgede olmayan gibisinden uzunca bir ibare var. Bunun tamamının yazılmasını istiyor mu SGK? Hayır. Sadece safra taşının yazılı olması bizim için yeterli. Diğer kolektif yaz bir adıyla
Bu tür olması rapor kodunda veya raporsuzsa eğer reçetede bulunması yeterli. Yani bunun tamamının yazmasına gerek yok. Sadece safhataşı yazması hem raporunda hem de raporsuz reçetelerde bizim için yeterli bir durumda. Zaten işe karşılarken bahsetmiştim. Multiple sklerozda da bir sub değişikliği olmuştu 16 Mayıs 2020 tarihinde. Eski raporlarda daha basit bir şekilde durum izah edilmişti. İşte yanıt vermeyen hastalar 1 yıl tedavi ataklarına değişiklik olmayan, ataklarında artış gözlenen daha ciddi atakları olan veya önceki tedavilerle son 1 yıl içerisinde en az bir atak geçirmiş ve kran elemanında bir veya birden fazla kontrast tutan lezyon veya ürün takip eden MR'larda 70T2 lezyonlarında arttığı durumlardaki hastalardır diyor ama son yapılan değişiklikle beraber bunlardan en az ikisi isteniyor. Buna dikkat edelim. En az ikisi isteniyor. Sadece bir tanesi değil. Ve bunu detaylandırmış bir şekilde bölmüşler. Bir de eczacılarımız bu multiple skleroz reçeteleriyle alakalı şöyle bir yanılgıya düşebiliyorlar bazen. Hani fingolimod için A'da bu şekilde yazıyor, B'de bu şekilde yazıyor. B ayrı bir süt, A ayrı bir süt gibi düşünebiliyorlar. Ama aslında bunlar birbirinin devamı niteliğinde. Bunların tamamının sağlanması gibi. Yani bir hastada bunların tamamının olması gerekiyor. Çünkü bir önceki sütta da bunun aslında A'nın, B'nin ve C'nin sütun devamı olduğunu görebiliyoruz. Burada detaylandırdıktan sonra biraz kafa karışıklığına yol açmış durumda ama eski süttan da bunun teyidini alabilirsiniz aslında. Hem A'daki kriterleri karşılayacak MS hastası hem de B'de, zaten B'de çok fazla bir şey yok. E'de siz skorunun 5,5 altında olması ile alakalı bir durum var. Diğer önemli istenen bilgiler A'daki bu üç durumun ikisinin olması ile alakalı. Bu da 16 Mayıs 2020 ve sonrasında çıkan raporlar için geçerli bir durum. Şimdi hepatit B ile alakalı da çok fazla kesinti yaşıyoruz bu son zamanlarda. Bunda nedeni SUP'ta 4.2.13.2'de yer alan ibareden kaynaklı hepatit tedavisinde daha önce kullanılan ilaçlar tanı, tedaviye başlama ve kesilme kriterleri bilgilerin raporda belirtilmesi gerekmektedir diyor. Yani hastanın her yenilenen raporunda tedaviye başlanan bilgilerin olması gerekiyor. Eskiden bununla alakalı sıkıntımız yoktu. Rapor başlangıç tedavisinde uygun durum, mevzuata uygundur gibisinden ibareler yetiyordu bize ama son birkaç yıldır, 2018'de geçti sanırım, son birkaç yıldır bununla ilgili kesintiler oluyor zaten. Bu SUP'taki 4.2.13.2 kavramından kaynaklı her yeniden raporda hastanın başlangıç değerleri, ilaç değişimi veya eklemesi varsa nedeniyle birlikte güncel HBSAG değeriyle birlikte hastanın raporunda bu tarz bilgilerin olması gerekiyor. Bununla ilgili dediğim gibi çok sık kesintiler yaşıyoruz. Hastanın çünkü 2017'de başlamış bir hasta. Zaten eski raporlardan da kontrol edilebilir aslında o bilgiler. Ama her yenilenen raporda bunun yazılmasını istiyor Sağlık Uygulama Tekniği. Buna da dikkat edelim. Şimdi bir diğer kesinti tabii birkaç eczacımızın başına geldi ama çok da hani anlam veremediğimiz bir kesinti. Human albümün içeren ilaçlar için albümün ölçüm tarihini, reçet tarihini ve ilaç veriliş tarihinin hepsinin aynı gün olmasını istiyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Yani SUP'ta böyle bir ibare olmamasına rağmen, örnek veriyorum hasta raporu 10 Eylül'de çıktı ama albümün ölçüm değeri 9 Eylül'e ait ve 3 günlük, normalde biliyorsunuz 3 günlük karşılanıyor bu albümünler. 3 günlük reçeteyi karşılayan eczacılarımız, yani rapor tarihi 10 Eylül, ilacın veriliş tarihi, reçete tarihi 10 Eylül, veriliş tarihi 10 Eylül. Ama sırf ölçüm tarihi 9 Eylül'e ait olduğu için 10 ve 11 ile ilgili 10 Eylül ve 11 Eylül'ün bedelini ödüyor Sosyal Güvenlik Kurumu. 12 Eylül'ün bedelini ödemiyor. Albümün ölçüm tarihini baz alarak bunu değerlendiriyor. Aynı şekilde örnek veriyorum, reçete tarihi 9 Eylül ama ilaç veriliş tarihi 10 Eylül. Burada da bir günlük ilaç bedelini kesiyor. Biz bunlarla ilgili dosyaları üst komisyona gönderdik. Yanıtlanıp yanıtlanmadığını gerçi çok iyi bilmiyoruz ama çünkü üst komisyona giden dosyalar eczacılarımızın mail adresine geliyor cevap olarak. Mail adreslerimizden kontrol edebiliyoruz üst komisyona giden kesintileri. Bir diğer kesinti konusu. Bununla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadık zamanında. Bu hafta
Lavalama itirazlarıyla ilgili zaten bunun raporsuz ödenmediğini daha önce de söylemiştik. Çünkü suttaki ifade şu şekilde geçiyor. Bu en az 3 ay süreyle başlar ibarenin hastaların raporunda, hekim raporunda ve sen de kurumcu dediği için üçlü kombinasyon olduğu takdirde raporsuz hiçbir şekilde karşılanmıyor bu resimleri. Sadece lavabo altı ihtiyacı ise veya lavaysa verilebilir ama üçlü kombinasyon gerçekleşirse bir hastada bu üçünü bir arada kullanıyorsa bir hasta mutlaka raporu olması gerekiyor. Hatta bu raporlarda olması gereken açıklamalar varsa bile kesintiler yaşıyorduk. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu eski kullanımlarına bakıyordu. 3 ay lavabo altı ihtiyacı kullanmadığından kesintiler yapıyordu ve bunu üst komisyona gönderdiğimiz takdirde bile üst komisyonda kesintinin devamına diye karar çıktı. Bu konuda çok sıkıntı yaşadık. Üste gidip kesilen dosyalarımız da oldu. Ama hekim beyanıyla alakalı hem başkanımızın hem de diğer bölgedeki başkanların Sosyal Güvenlik Kurumu'yla yapmış olduğu görüşme sonucunda artık hekim beyanının esas alınacağını ve bununla ilgili kesinti yapılmayacağına dair bilgi geldi. Önce biraz beklettiler görüş sorulmasıyla alakalı ama şu an herhangi bir kesinti yapmıyorlar. Dosyaları ödüyorlar ama hastanın raporunu pasife alıyor. Sadece şu an böyle saçma bir durum var aslında. Ama neticede eczacılarımız bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Eğer geçmişlerinde dediğim gibi labaatı ihtiyacı kullanmasa bile raporda yer alması bizim için yeterli. Bu şekilde reçeteleri karşılayabiliyoruz. Kesintiler de olursa eğer mutlaka itiraz edelim. Ödenmesi de diye karar çıkıyor. Şimdi SUP 4226 bu neyi ifade ediyor? Atipik antipsikotik ilaçların demans teşhisinde psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanarak tüm hekimler tarafından reçetelenebilen ilaçlar. İlaç bilgide de görebiliyoruz aslında. En çok da ketiapinde ve aripiprazolda görebiliyoruz ki daha çok ketiapin grubunda. Şimdi hastaya bir nöroloji doktoru rapor düzenliyor. 10.07 tanı koduyla, demans tanı koduyla. Altına da G30'lardan bir tanesini ekliyor. İşte G30.1 Alzheimer hastalığı geç başlangıçta gibi. Ama bu tarz reçetelerimiz kesintiye uğruyor. Bunda nedeni Ek 4D listesinde yer alan antipsikotiklerle ilgili bilgiden kaynaklı. Çünkü antipsikotiklerde G30 ve alt kodlarında endikasyon uyumu aranıyor. Takdir edersiniz ki bu ketiapin ve aripiprazolların kısa ürün bilgilerinde prospektüslerinde demansla alakalı bir teşhis yok. Ondan kaynaklı G30 ve alt kodları olduğu zaman rapor tanı kodlarında kesintiler yaşıyoruz. Eğer nöroloji doktoru bir hastaya ketiapin vermeyi düşünüyorsa demans tanısında 10.07 tanı koduyla rapor çıkartıyorsa alt kodlarının G30 ve alt kodlar olmaması gerekiyor. F'li kodlar olması gerekiyor. Eğer F'li kod varsa reçeteyi rahatlıkla karşılayabiliyorsunuz. İşte bununla ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. F kod olması gerekiyor. Tabii kesintiye de uğrarsa sonradan yapılan eklemelerde de problem yaşamıyoruz. Son birkaç haftada yaşadığımız yeni kesintiler bu parenteral demir preparatları alakalı kesintiler var. Özellikle atrofik gastritle alakalı hastada hem demir eksikliği anemisi hem de atrofik gastrit tanısı olduğu zaman atrofik gastrit tanısının ICD-10 kodu olduğu için rapordaki 20 çift 0 hasta katılım payı kodunun altında hem demir eksikliği kodu olacak hem de K29.4 olan atrofik gastrit tanısı yer almalı. Ama hasta hemodializ hastasıysa raporun açıklama bölümünde yer alan hemodializ hastasıdır ibaresi bizim için yeterli. Bir de burada bir yanılgıya düşüyor bazı izleyicilerimiz. Demir eksikliği anemisi bulunan evre 3, 4 veya 5 kronik böbrek hastası. Bunlardan hangisi olursa olsun bu parantez içerisinde yer alan saturasyon %20'den düşük ve veya ferritinin 100 mikrogramından daha düşük olması gerekiyor. Bu değerlerden birisinde olması gerekiyor. Evre 3, 4 veya 5 kronik böbrek hastası ve demir eksikliği anemisi bulunan hastalarda bu bilginin yer alması gerekmekte. Şimdi bir diğer kesintimiz, bu da yeni yeni yapılan kesintilerden, pletal ile alakalı bir kesinti. Nasıl bir kesinti yaşıyoruz? Pletalın, yani silostazol etken maddesinin prospektüs bilgisinde kontraindikasyonlar bölümünde iki veya daha fazla antiplatelet, antikoagülan ilaç kullanımı diye bir ibare var.
Eğer hasta da aynı zamanda hem fetal hem asidi salisilik asit hem de klopidogrel olduğu zaman şu an sosyal güvenlik kurumu kesinti yapıyor. Yalnız bununla alakalı bir süreç yaşadık tabii ki. Sosyal güvenlik kurumu da bununla alakalı bir arayış içerisinde geçti ve kendi görüşmeleri sonrasında bir kardiyolojiyle görüşmüşler galiba. Bazı sıkıntılı hastalarda üçlü kombinasyonun yapıldığını kendilerine iletmişler. Onlar da bu durumu kabul ettiler. Ama burada hangi durumu baz alıyor? Çünkü şu an sağlık uygulama tedbirinde bununla alakalı bir kural yok. Neye göre bakıyorlar onu ancak söyleyebilirim. Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu bununla alakalı hastada bu üç ilaçla alakalı aynı hekim tarafından mı rapor çıkmış, aynı anda mı rapor çıkmış ya da yakın zamanlarda mı çıkmış onu kontrol ediyor. Eğer bir rapor 2019'da çıktıysa ve sonraki pretal rapor 2021 tarihinde çıktıysa bununla alakalı sıkıntı yaşıyor. Eğer pretal kullanıp bir yanında bu tarz ilaçlar kullanan hastalarda tereddütünüz varsa hastayı bir kardiyolojiye yönlendirmeniz ve bu ilaçların hepsinin aynı anda kullanılmasını istemiyorsa, kardiyoloji doktoru, hekim tarafından istemiyorsa hepsinin aynı anda bir rapor düzenlenmesi bizi kesinlikle kurtaracaktır bu süreçte. Muhtemelen bunlar da aynı şeylerde olduğu gibi BPH tedavisinde kullanılan aynı ATC koduna sahip ilaçlarda olduğu gibi kesintiler yapmışlardı ve sonradan sağlık uygulama tedbirine düzenleme yapmışlardı. Muhtemelen platelerde birkaç güncelleme sonrası yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapmış olduğu bu kesinti güncellemesi sonrası bunu sağlık uygulama tedbirinde yedireceklerdir ve kural olarak bitireceklerdir. SUP 4214C3 aslında bu hani kemoterapi ilaçlarında en sık karşılaştığımız kesitlerden bir tanesi. Aslında en basiti olarak gözüküyor. Maddede ilacı yönelik özel rapor düzenlenmiş yapılmamış ise en fazla bir süre sağlık raporlarında tedavi protokolünü ve teşhisi esas teşkil eden radyoloji, patoloji ve astroloji raporunun merkezi ki genelde patoloji yapılıyor zaten. Raporun merkezi, tarih ve numarası raporda yer almadığından birçok kesinti yaşıyoruz. Hani bazı sütü karmaşık olan raporlar oluyor antikemoterapi ilaçlarda. Onlarla ilgili bütün bilgiler yer alıyor ama en basit bilgi yer almadığı için kesintiler yaşıyoruz. Bu konuya dikkat edelim. Eğer ilaç 4214C3'e tabi ise patolojinin özel dediğim gibi patoloji bilgisi yer alıyor raporlarda. Merkezi, tarihi ve numarası yer almalı raporlarda. Şimdi bir diğer konu aynı platelde olduğu gibi kısa ürün bilgisinden yola çıkarak yapacakları kesintilerle alakalı bir de demir şerit ajanlarıyla alakalı kesintiler olmaya başladı başka bölgelerde. Adana Sevilkan da bundan haberi oldu ve onlar da dikkat edecekler bundan sonra. Şimdi deferasirox etken maddesinde yani ekstra de ve enferox ve fuarte bunlardan herhangi birinin kısa ürün bilgisine girerseniz eğer ki ben hemen buradan açayım şöyle göstereyim ekrandan. Buradan Exade'nin bilgisine bakabiliriz hemen. Kısa ürün bilgisine. Bu ilaçların kontraindikasyon bölümünde şöyle bir bilgi yer almakta. Diğer demir çelato tedavileriyle kombinasyonlarını güvenli saptanmamış olduğundan bu tür kombinasyonlarda. Yani bu diğer 3 etken madde içerisinde deferasirox ki bazen başka aynı etken madde içermesine rağmen yani deferasirox olarak hem ekstra hem fuarteyi aynı anda da verebiliyor eczacımız. Ona da dikkat etsinler. Şu şekilde ödenmiyor. Bu kontraindikasyon bölümünde yer alan bilgiden kaynaklı kesitler yapmaya başlayacaklar. Ama hangisiyle yapacaklar onu da bilgisini tekrardan vereyim. Buradaki deferoksamin etken maddesiyle yapacaklar. Neden? Yani deferasirox artı deferoksamin etken maddesi beraber verirseniz bir kesitiyle karşı karşıya kalırsınız. Ama deferipron ile verirseniz bununla ilgili bir sıkıntı yok. Bunun nedenini şöyle göstereyim. Deferipron ile
teyit olsun yani. Tasarım bilincinde tam tersi bir şekilde endikasyonları bölümünde kombine kullanılması gerektiği alakalı bir bilgi var. Onu da hemen ekran görüntüsüne göstereyim. Tam tersi, Philip Roth'ta da endikasyon bölümünde bir demir jeneratörü kullanımı etkisiz oldu. Veya başta kalp erişimi olmak üzere hayatı tehdit eden durumların hızlı bir şekilde önlenmesi ve tedavisi için demir arasında gerekli durumlarda kombine kullanımda endikedir. Şimdi burada bir çelişki var gibi gözüküyor. Yani Philip Roth'ta kombine kullanılabilir ama tam tersi referansal için de kombine kullanılmasının kontrendiki olduğu bilgisi var. Bunlardan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bize söylemiş olduğu bilgi Philip Roth'la alakalı bir kombine kullanımda bir sorun yaratılmayacağı alakalı. Çünkü burada endikasyon bölümünü daha çok dikkate alacaklarını ifade ettiler bize. Ama dediğim gibi diğer buradan şunu yapıyorum. Deferasiroksun, deferoksaminle olan kombinasyonunda problem var ama deferasiroksun, deferiprom ile kullanımında herhangi bir problem yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu tarz teritle alakalı da kesintiler yaşıyoruz. Hatalı kesintiler daha doğrusu. Hala soru işareti var bazı eczacılarımızın kafasına. İşte tam filosunuz ile, afrosunuz ile, teradosunuz ile, basonusunuz ile, resolusunuz ile kombinasyon kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Bununla alakalı hatalı kesintiler de oldu. Ama başvuran eczacılarımız komisyona giren dosyalarda herhangi bir sorun yaşamadık. Bundan da alakalı SUK'ta beraber kullanılabilirliği ile ilgili bilgi var. Sadece tam filosun ve altı filosun burada biraz şeye dikkat etmek gerekiyor. Doksasozinin çünkü hipertansiyonu da kullanımı var. Doksasozinin hipertansiyonundan mı yoksa BFH'tan mı kullanılır dikkat edelim. Çünkü eğer HT tedavisinde kullanmıyorsa diğer ilaçlardan kullanılabilir BFH tedavisi olarak. Bir diğer 418 döneminde en çok rastladığımız kesitler ise omalizumab ile alakalı kesitler. Yani diğer ismi de Xolair. Zoleyle ilgili kronik idiopatik ürtikerde 12 haftalık tedavide bir başlangıç raporu çıkıyor. 12 haftalık tedavi. Eğer bu 12 haftalık tedaviden fayda gördüyse hasta ikinci bir 12 haftalık tedaviyle alakalı bir rapor düzenleniyor hasta ve 24 haftalık tedavi tamamlıyor. Bu 24 haftalık tedavi sonrası hastada nüks gerçekleşirse eğer her nüks sonrası artı 24 haftalık tedaviyi alabiliyor ve bu durum sonsuza kadar gidebilir aslında. Her 24 hafta arasında bir nüks yazması raporlarda yeterli. Eskiden işte ilaç alım tarihine göre zaten ayda bir şekilde ödendiği için bu ilaçlar. Örnek veriyorum 5. dozunu daha doğrusu 6. dozunu 1 Eylül'de aldı ve 30 Eylül'de sona erdi. Hasta 7. dozunu 20 Eylül'de 15 gün evvelden alma yaptığı olduğu için aslında 20 Eylül'de verilenlerde ilk başlarda sıkıntı yarattılar. Bununla ilgili işte daha güne gelmemiş. Normalde çünkü ara vermesi gerekiyor bu hastaların tedavi, nüksün olup olmadığını gözlemlenmesi açısından. Ama ilacın uygulandığı tarih çünkü onu baz aldılar artık. İlacın uygulandığı tarih 1 Eylül olduğu için 1 Eylül'den sonra da nüks gerçekleşebildiği için artık 7. dozu yani 6. ve 7. doz arasındaki dozu süresel anlamda medulada eğer bir eksiklik olmasa bile dediğim gibi 6. dozun yapılış tarihini esas aldıklarından dolayı orada da bir nüks gelişebildiğini tabletlerden dolayı artık sıkıntı yaşamıyoruz ama 418'de özellikle eğer 418 ile ilgili eleştiri veriyorsak ilaç geçmişinden ve rapor geçmişinden bakıp her 24 haftalık tedavi arasında rapora bir ekleme gerekiyor. Aslında nüks gözlemine dair bilgi. Bir diğer sık yaşadığımız kesilerden bir tanesi de bu apixaban, endoxaban ve valoxaban ve alakalı. Eski SUK'taki ibare 24 Haziran 2020 tarihinde biraz daha detaylandırdılar SUK'u. Eskiden sadece işte prospektüse belirtilen risk faktörleri bir ya da daha fazlasına sahip diye söylüyorlardı. Ama şu an prospektüsteki işte inme, geçici iskemik atak, 75 yaş üzerinde kalp yetmezliğinde sınıfın 2'den yüksek olması, diyabetes mellitus gibi bunlardan birinin olması gerekiyor. Ve parantez içerisindeki bir bilgi vardı.
ekokardiyografi ve ramatik kapak hastalığı olmayan ya da ciddi miktar kapak hastalığı olmayan veya protez kapak hastalığı olmayan diye hala bu şekilde yazılıyor yeni çıkan 24.6.2020 sonrası raporlarda. Bunlarla alakalı çok sık kesitler yaşıyoruz. Artık protez kapak hastalığı değil, mekanik protez kapak hastalığı kapağı olmayan diye geçiyor ve ciddi miktar kapak hastalığı olmadığı kısmında orta ciddi miktar darlık diye ifade ettiler. Bu ibarelere maalesef şu an dikkat ediyorlar ve bu şekilde isteniyor. 24.6.2020 sonrası raporlarda. Zaten en az 2 ay süreyle başlayan ibare ortak, orada herhangi bir değişiklik olmadı. Ama en sıklaştırdığımız bu kesinti romatizmal kapak hastalığı ve ciddi miktar kapak hastalığı ve protez kapak hastalığının aynı şekilde yazılıyor olması, artık güncel olan haliyle yazılması gerekiyor. Orta ciddi miktar darlık ve mekanik protez kapağı olmayan hastalığı yazılması gerekiyor raporlarda. Şimdi endikasyon dışıyla alakalı bunu da göstereceğim. Medulla'ya artık hastaların endikasyon dışına bakmamız için bir buton getirdiler. Medulla'ya paylaşabilirsem eğer, onu da göstermek istiyorum. Medulla ekranı geldi mi? Şurada muayene bölümünün hemen yan tarafında bir endikasyon dışı bölümü getirildi sosyal bilim tarafından. Hastanın tecrübeyi sildikten sonra buraya basıldığı takdirde hastanın var olan endikasyon dışı belgeleri listelenmekte. Eğer gözükmüyorsa da bir güncelle demek gerekiyor. Güncelledikten sonra da listelenmiyorsa demek ki hastanın endikasyon dışı belgesi yok. Ama eski tarihte endikasyon dışı belgeler de olabilir. Onlar tanımlanmamış durumda. Onlar da biliyorsunuz 2020 ve sonrasında bittiyse belgeler ikinci bir duyuruya kadar uzatılmış durumda. Onları da kullanabiliyoruz. Endikasyon dışı izinlerle alakalı şu an şeye sıkıntısı yaşıyoruz. Bir de sütun 4144C bölümünde bir bölüm var. Endikasyon dışına başvuran bölüm, yani tıbbi onkoloji bölümü, raporu düzenleyen hekimin branşı ve reçeteyi düzenleyen hekimin branşının aynı olması gerekiyor. Eğer tamam, demek ki endikasyon dışı belgesinin belgesiyle alakalı dediğim gibi şöyle bir sıkıntı da yaşayabiliyoruz. Burada tıbbi onkoloji başvurmuş. Başvuran hekim tıbbi onkologsa eğer, raporu düzenleyen hekim de tıbbi onkoloji olması gerekiyor. Reçete düzenleyen hekim de tıbbi onkoloji doktoru olması gerekiyor. Veya dermatoloji ise başvuran da raporu düzenleyen de reçete düzenleyen de aynı branştan olması gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarla alakalı bir de 418 aslında kurum 9 Nisan 2020 tarihinde TÜBİTAK bir duyuru yayınladı. Endikasyon dışı belgeler ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştır gibisinden. Ama bazı belgeler koşullu çıkmak durumunda kalıyor. Şöyle söyleyeyim. Örnek verecek olursak eğer 11 Ekim 2021 tarihinde bir endikasyon dışı belgesi düzenlenmiş bir hastaya. Bu endikasyon dışı belgesinde şöyle bir bilgi yer almakta. Tedaviye devam edilmek istemesi durumunda başvurucu tedavi öncesi ve sonrası hastanın tedaviye verdiği yanıtın klinik ve laboratuvar bulguları ile birlikte hastanın dört yönü ve beraber izinle görülebileceği şekilde işte alopestik alanlarının gösterilmesi tarzında bu tarz belge varsa eğer hastada ve almış olduğu dozajı doldurduysa eğer hekime yönelmeniz daha doğru. Çünkü burada bir koşul yer almakta belgede. Ondan kaynaklı Sosyal Güven Kurumu da bununla ilgili zaten kesintiler yapmaya başladı. Hatta şununla daha doğrusu şu an yeni çıkan endikasyon dışı belgelerinde şöyle bir ibare yer almakta zaten. 9 Nisan 2020 duyurusu kapsamı dışındadır. Artık açık açık yazıyor zaten belgelerde. Ona dikkat edelim. Yani bütün belgeler uzatılmış gibi görüyoruz ama bazı belgelerde cümlenin sonlarına dikkat etmek gerekiyor. Burada şey ibaresi yazıyor işte 9 Nisan 2020 tarihindeki durum
duyurusunun dışında düzenlenmiştir gibisinden yeni tekrardan doğduğu zaman tedavisine yeniden başvurulması gerekiyor. 272 ile alakalı çok sıkıntı yaşıyoruz. Hani eczacılarımız bazen bir reçete ödenmiyorsa eğer 272 kolunu seçtik ödetmeye çalışıyorlar. Hani medula bölümünde de ICD-10 kodları tanımlanmadığı için sistemle kabul etmek durumunda kalıyor ama 272 kodu Sağlık Bakanlığı ek onay alınmadan kullanılabilecek ilaçlar listesiyle alakalı bir kod. Bu kodu hangi durumlarda seçiyoruz? Bunu da göstermek zorunda. Özellikle TEP, RP kullanan meslektaşlarımız varsa bu konuda daha SUT konusunda daha rahatlatıyor bizi 272 kodu ki sizin de kullanmanızı tavsiye ederim ben. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz Rex'in haricinde. Ekran paylaşımını yapayım nasıl bakıldığına dair. Ekran geldi galiba. Örnek veriyorum. Blaster 30. Blaster 30'a geldiğimiz zaman 270 koduyla hangi teşhislerde verilebildiğini burada çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tut bölümünde aşağı indiğimiz zaman hemen gidecek, ekranı alınmadan kullanabilecek endokrin dışı ilaç listesi nöroloji. Burada alt bölümünde yer alan ibaret öğrendi. Belirtilen endikasyonu düzenleyecek sağlık kurulu raporu ve ilaç konu raporunda nöroloji uzmanı için imzası bulmalıdır diyor. Yani tek hekim de olabilir, üç hekim de olabilir ama eder ki rapor içerisinde bir nöroloji uzmanı olması zorunluluğu var. Üç teşhiste nöropatik ağrıda ki bu tanıyandan nöropatik ağrının nedeni de hastalık olarak azalması isteniyor. Gerilim tipi baş ağrısında ve migrende bu teşhislerden birisi varsa eğer hastaya ve rapor düzenlenmesi hekim tarafından bu şekilde ilacını alabilmekte ve 272 kolonu seçip medulaya kaydedebilmekteyiz reçetelerde. Dediğim gibi biraz Rx'de bunu görmek daha zor ama TEP-RP'de her ilaç için yani burada ruhsal için de bakabiliriz. Burada nöroloji için ayrı, psikiyatri için ayrı teşhisler sağlanmış durumunda. 272 için buraları kontrol edip ona göre eleştirilerini vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Ektörk F listesi bir önceki sunumumuzda zaten Ali arkadaşımız durumu izah etmişti. Ektörk F listesinde şöyle bir ibare var. Listede yer alan ilaçlar için raporda ayrıca ilaçlarının kullanım dozu, uygulama planı ve süresi de belirtilir. Düzenlenen raporlar tedavi süresi boyunca geçerlidir ancak bu süre içinde geçemez. Yani tedavinin planlamasını, kullanım dozunun miligram bilgilerine falan istenmekte raporlarda ama bizim Adana bölgesinde biz bu durumu açtık bir şekilde. Lastikinde ve mantığında vermesi lazım gibi ektopik listesinden ilaçlar için. Eğer, bu da tabii şöyle bir koşul var, tek bir formunu kullanıyorsa eğer hastada, örnek veriyorum, mesela bizim tablet kullanıyor ve iki çarpı bir şekilde yazılmış rapora. Tek bir form kullanıyorsa bununla ilgili bir sorun yaşamıyoruz ama Ertuğrul Galatasaray seviyemde bunun 2 çarpı 500 mg olarak ister raporlarda. Bunu göz ardı etmeyelim. Ama Adana SSGM'de eğer örnek veriyorum memantinin hem 5 mg'ını hem de 10 mg'ını kullanıyorsa bunun rapor açıklamalar bölümünde ayrı ayrı belirtilmesi gerekmekte. Aslında sadece ektopik listesi için değil, birçok ilaç için böyle. Eğer bir ilacın farklı formları veya farklı farmasötik formu kullanılıyorsa rapor açıklamalar bölümünde her ikisi de ayrı ayrı bir şekilde yazılması gerekmekte. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hiperkolesterolemi, hiperlipidemi ilaçlarıyla ilgili hala bununla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Kesitlerimiz oluyor ve komisyona giriyor. Statin grubu ilaçlarda 6 ay ve daha fazla ara verilmiş olan hastalarda yeni ölçüme başlamış raporu gerekmektedir. Çünkü şöyle bazı hastaların raporlarında 2014 tedavisinde atıfta bulunarak, yani o tarihten ölçüm atıfta bulunarak tedaviye devam ediliyor ama eski hastanın eski raporlarına
bitmiş raporlarına baktığımız zaman 2018'den 2019'a kadar aslında herhangi bir rapor düzenlenmediğini görebiliyoruz ve buradan da 6 aydan fazla ara verdiğini görmüş oluyoruz. Bu tarz durumlarda hastaya bilgisini verip yeni bir rapor düzenlenmesini ve yeni bir LDL baktırması gerektiğini izah etmemiz gerekiyor. Eğer raporlar arasında herhangi bir sorun yoksa, yani 2014'ten 2021'e kadar eski raporları kontrol ettiğimiz takdirde herhangi bir ara söz konusu değilse ve son bir yılda gözüken ilaçlarda, yani ilaç alımlarında düzenli kullanımını varsa, örnek veriyorum 2018 yılında raporu var ama hasta ilacı almamış. Sosyal güvenlik kurumu çünkü son 5 yılı görebiliyor ekranlarından. Son 5 yıl içerisinde bir 6 aylık arası olsa bile kesintiye de uğrasa son 1 yılı düzenli kullandığı için kesintileri geri çeviriyoruz. Son 1 yıla bakacağız. Raporları kontrol ederken hastanın bu ilaçları son 1 yıl içerisinde düzenli kullanmadığına bakacağız. Bir de atıfta bulunduğu LDL değeri eğer tarih olarak eski ise o tarihten itibaren 2021 yılına kadar raporsal anlamda bir boşluk var mı yok mu onu da kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi hala infantil ve similar kayıp enerjiyle alakalı sorun yaşıyoruz ve kesicilerimiz oluyor. Bazı eczacılarımız bunu şeyle karşıladı, inek sütü alerjisinde 2 yaş altı diye düşünüp o şekilde aklında 2 yaş diye kalmış olabiliyor veya o şekilde düşünüp reçeteleri karşılıyorlar ama bunların prospektüsünde infantilin 18 aylıktan küçük veya ağırlığı 9 kilogramdan düşük ebeveynlerde kullanımıyla alakalı bir durum söz konusu. Yani 2 yaş değil 18 aya bakacağız. Eğer hasta 18 aylıktan büyükse kilosunun 9 kilogramdan muhakkak düşük olması gerekiyor ilacı kullanabilmesi için. 418 de çok fazla bu ilaçlar verilip kesinti yaşayan eczacılarımız oluyor. Orada da yaşını kontrol edelim. Eğer yaşı 18 ayda doldurduysa rapora güncel kilosuyla alakalı bir ibare etmeniz yeterli. Güncel kilosunun 9 gram düşük olduğuyla alakalı. Alfa-lipoik asit rapor kodu diyabetik nöropatik ağrı diye geçip hani bunun yeterli olduğunu düşünülebiliyor ama diyabetik nöropatik teşhisi ile diyabetik periferal nöropatik ağrı teşhisi farklı hatta medulla uyarı kodlarında her ikisi için ayrı bir kod düzenlenmiş durumda. Ondan dolayı bu ilaçları karşılarken, raporsuz da karşılarsak, raporla da karşılarsak, eğer raporsuz ilaçlar açıklama bölümünde, raporlu ise da rapor açıklama bölümünde diyabetik periferal nöropatik ağrı bilgisinin yer alması gerekiyor. Bununla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz çünkü. Bir diğer konumuz kronik inflamatuar demiraj polineuropati de ilik kullanımıyla alakalı. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan eczacılarımız oldu. Bunlar da ilk kullanımda raporda steroid tedavisinde en az 6 ay yetersiz cevap ifadesi geçiyorsa eğer ilk hastaysa yani 2021 tarihinde Kasım ayında bir rapor geldi ve ilk defa rapor alacak ve rapor açıklamalar bölümünde ilaç bilgisinde steroid olmadığına geçmiş bilgisinden bakılıyor maalesef. Ondan dolayı zaten birçok hekim şu an steroidde kontraindike diye raporları düzenliyor. Eğer hastası şeyse hiçbir ilaç kullanımı yoksa daha önce ilikle alakalı bu teşhiste mutlaka ilaç geçmişine bakıp ona göre değerlendiriyorsunuz sosyal güvenlik kurumu. Ondan dolayı steroid tedavisinde kontrol bilgisinin olması daha bizi rahatlatan bir durum. Eğer dediğim gibi kontraindikasyonu varsa ilaç bilgisine bakmak zorunda kalmıyoruz. Başlangıç tedavisi sadece başlangıç tedavisinde 3 haftada bir kilogram başına 2 gram alabilmekte ilk tedavisini. Yani hasta 75 kilogramsa eğer ilk tedavi, ilk başlangıcında maksimal olarak 150 gram kullanabiliyor. Ve idame kısmında tedaviden fayda gördüğü bilgisini, yanıt alındığının bilgisini istiyor raporlarda, yeni çıkan raporda ve 3 haftada bir 0,4 veya 1 gram bölü kilogram dozunda kullanabiliyor. Lütfen bu dozları da kontrol edelim. Eğer bazen hekimler hala geçmişe gibi düşünüp hani sotalizumab bununla ilgili düzenleme yok yani aslında prospektüste bununla ilgili bilgiler vardı ama sotalizumab düzenleme olmadığı için hekimler sürekli hasta 2 gram dozunda verebiliyorlardı. Şu an sotta da yer aldığından bu teşhiste reçeteleri karşılarken hem geçmiş raporlarına hem de yeni raporlarına bakıp bu durumu kontrol etmemiz gerekmekte. Şimdi sunumumuz son
Slide 418 yani galiba Mart 2020'den bir şu an hesaplıyorum 21 ay falan geçti galiba ama duyurunun ilk başından beri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından herhangi bir ek duyuru olmadı, bir düzenleme olmadı. Ben bunu sürekli Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki Adana'daki yetkili yazarcılarla durumu izliyorum. Hani şu an 418'de biliyorum ki sizler yaşıyoruz ama yani bu kadar süre olmuş, neredeyse 2 yılı doldurmak üzereyiz ama kurum tarafından hala bununla ilgili bir düzenleme olmaması eczacılar açısından sıkıntı yaratıyor. Onların da söylediği şey zaten bir duyuru yayınlanması tam oyunda sıkıntı yaratacağından şu an sadece duyuru yapılmaksızın kendileri inisiyatif kullanarak kesinlikle yapıyorlar. Zaten özellikle soru yerleşmesi veren eczacılarımız bilir. 418'de şu an hangi ilacı verirsek verelim bir sıkıntı yaşamıyoruz bu ibare istemediğimizden. Çünkü 19 Mart 2020 tarihinde birliğimizden bir duyuru yayınlandı. Çünkü herkeste bir soru işareti vardı. Bu ara kriter alanlarda özellikle ölçülebilir ara kriter alanlarda nasıl bir tedavi olacak, nasıl 418'i uygulayacağız gibisinden. O zamanlar için bir problem yoktu. Bir duyuru yayınlandı zaten. Herhangi bir kriter aranmayacağı ilgili ama son birkaç aydır, özellikle son 5-6 aydır bu tarz kesintiler yaşıyoruz. Belki daha da fazla sürüyor olabilir. Özellikle ara nesplerde, devam işçiler falan ara nesplerde veyahut su boksanlarda idrar tarihinde çünkü bunların hepsi ölçülebilir değerler ve son olarak şu an hayatımızda tahammeyle alakalı bir kesintiler yaşıyoruz. İki yılı doldurduğumuz için çünkü. Onlar da ölçülebilir değer olduğu için 418'de verilen bu tarz ölçülebilir değerdeki raporları şu an karşılamamızda fayda var. Çünkü üst komisyona göndermemize rağmen üst komisyonda da kesiliyor ki ben ilk bu tarz dosyalar olduğu zaman üst komisyona yazdığımızda yazısını mutlaka durumun çözüleceğini düşünüyordum üst komisyonda. Çünkü çok net bir şekilde bir kurum duyurusu vardı. Birliğimizin yapmış olduğu bir duyuru vardı. Biz o duyurulara istinaden yazılarımızı yazdık ama üst komisyonda da bu durumlar kesildi. Hatta bununla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na genel sevdiklaya ve TEB'e yazılar yazdık. En son 3 Eylül tarihinde yazdık. 3 Eylül tarihindeki yazımıza istinaden Adana SSGM'ye genel merkezden bir yazı geldi. Bu tarz ölçülebilir de aslında genel bir ifade yazıyor yazıda. Sürt kurallarının tebliğe bakılarak değerlendireceğiyle ilgili ama Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapmış olduğum görüşmeler neticesinde sadece ölçülebilir değerlerde sıkıntı yaratacaklarını söylediler 418'de alakalı. Örnek dediğim gibi su boksanlarda idrar tarihi gerektiğini, opioidin negatif olduğunu gösterir. Veya tahammeyi ölçümü gerekiyor. 2 sene, çünkü tahammeyi ölçümleri 2 yılda bir yapılmak durumunda sürt gereği. 2 yılı geçtiyse eğer tahammeyi ölçümü, yine bir tahammeyi ölçümü isteniyor sosyal güvenlik tarafından. Bir diğer en çok yaşanan kesitlerde dediğim gibi aranestlerde olduğu gibi hemoglobin değerine ve ferritin değerine bakılıyor, güncel değerlerine bakılıyor. Ama 418 tabii ki verilebilir ama örnek veriyorum hasta tahlil yaptırmış, hemoglobin değeri uygun, ferritin değeri uygun, 418 tabii ki verilebilir ama bu değerleri ibadet etmek gerekiyor. Zaten çıktı aldığımız için ve kuruma gönderdiğimiz için bu çıktılarla beraber kuruma gönderildiği takdirde bir sorun yaşanmayacaktır. Bilmiyorum arkadaşlar not aldı mı? Chat bölümünde eğer sorular varsa yavaş yavaş yanıtlayacağım çünkü sunumun sonuna geldik. Bir kontrol edelim chatten. Şuruplarda doz ayarlaması yanlış hatırlamıyorsam muhtemelen şeyi sordunuz. Kepler'le alakalı sorulmuş herhalde. Tekrardan açayım o slide'ı. Evet. Şimdi Kepler 300 milim için İlaç bilgisine baktığımız zaman ambalaj miktarı 300 mililitre, tek doz miktarı 1 mililitre. Yani burada mililitre başına 100 miligram zaten ilaçta, 1 mililitre 100 miligram ilaç var.
Hasta raporunda şöyle ibare geçiyor. Yani 2 çarpı 4 metre şeklinde değil de 2 çarpı 400 miligram gibi yazılıyor zaten çoğu hekimler. Ve reçeteye de bu şekilde yazılıyor. Hani belki miligram olarak yazıldığını düşündüğümden dolayı, ama bunlar da maksimum dozaj tanımlı olmadığı için sistemde bu kayda izin veriyor. Ama bizim bilmemiz gereken şey 2 çarpı 4. Neden? Çünkü 1 mililitresinde 100 miligram içeriyor bu ürün. 2 çarpı 400 miligram diyorsa eğer 2 çarpı 4 milimetre kabul ediyor bu. Bu şekilde de sisteme girmemiz gerekiyor. Eğer girmedi takdirde de sıkıntılı kesintiler yaşıyoruz. Zerrat raporu verilmiş ama hastada hiç warfarin yok, uygun bulduk. Zaten bununla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şeylerde olduğu gibi yani aslında JAMA Med'lerde veya Forzigar'da da biliyorsunuz rapor açıklama bölümünde maksimum dozajda metformin ve sulfonilurat alınmışsa ve fayda göremedikse diye hekim beyanını kabul ediyor. Bir tek hekim beyanıyla alakalı lavalama ikazlarda problem yapmışlardı. Onunla ilgili problemi de çözdük. Şu an hekim beyanıyla alakalı bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani İlaç geçmişinde var, farın var mı yok mu ona bakılmıyor. Ama dediğim gibi yeni başlayan bu CIDP ilaçlarında ilklerde kronik inflamatör glomerulopati tedavisinde sadece geçmiş 6 aylık süre tedavisine bakılıyor. İlk başlayan hastalarda. SUP4226 atarken bağırsak sıkıntı oluşuyor demişsiniz. Tekrardan geliyorum oraya. Şimdi SUP4226'da şöyle bir ibare geçiyor. Atipik antipsikotik ilaçlar demansta psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman ekipleri tarafından veya bu ekipler tarafından düzenlenmiş rapor esnasında tüm ekipler tarafından eleştirilebilir diyor. Ki zaten fark etmişsiniz de özellikle ketiapin grubu ilaçlarda çoğu nörolog artık ketiapinle başlayabiliyor demans hastalarında. Yalnız raporu düzenlerken hekimler 10.07 demans kodunun altındaki ICD-10 kodunun G30 veya alt kodlardan birini yazıyor. Ama bunları yazması bizde kesinti sebebi neden oluyor. Bunun nedeni de ek 4 listesinde antipsikotikler için yer alan ibare. 17.3 antipsikotikler için demiştiği G30 ve alt kodlarında endikasyon uyumu aranacaktır. Şimdi bu teşhislerde endikasyon uyumu aranıyorsa eğer ki antipsikotiklerin çoğunda ketiapinlerde endikasyonlarında demans yer almadığı için çelişki oluşuyor ve bu şekilde kesinti yapıyorlar. Ama eşli bir kod varsa eğer aynı eski mamalarda olduğu gibi eşli kod olduğu takdirde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ketiapin demansta ödenir, evet, ama dediğim gibi alt kodunun G30 ve alt kodları değil F'li kod olması gerekiyor. G'li kod değil F'li kod olması gerekiyor. Çünkü G'li kod olduğu zaman ek 4 D'de yer alan G30 ve alt kodlarında endikasyon uyumu aranır ibaresinden kaynaklı ki ketiapinde takdir edersiniz ki demansla alakalı bir endikasyon yer almamakta. G30 ile çeliştiği için bu durum F'li bir kod istiyor sağlık uygulama tedbiri. Onun için eğer nöroloji doktoru ketiapinle alakalı bir demans raporu düzenlemişse tabii ki verilebilir. Ama alt ICD-10 kodunun 10.07 demans ICD-10 kanı kodunun altındaki ICD-10 kodu F'li kod olması gerekiyor. Ona dikkat edeceğiz. Başka soru var mıydı arkadaşlar? Ferit kısa ürün bilgisi zaten dediğim gibi tekrardan açayım. Feriprox'un kısa ürün bilgisinde diğer denge şartlarıyla kombine kullanılabildiği yazıyor zaten indikasyonlarda. Onun için Feriprox'u diğerleriyle beraber verebiliyoruz. Bir problem yaşamıyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok.
Bu haftada da Varfarin gibi geçmişe bakmayacağız o zaman. Evet, artık bakmamıza gerek yok. Hekim beyanı bizim için yeterli. Bununla ilgili beklenen çok kesitimiz vardı görüş diye. Artık bunların hepsi ödenmesine diye karar çıktı. Müdür adı tıp bilgisine eski raporda nasıl bakıyor? Tekrar anlatabiliriz. Tabii ki. Modula bölümü geldi mi? Yani demin Opeos'ta anlatmıştım. Bu sefer başka bir şey de anlatabilirim. Şuradan örnek veriyorum. Zarar sonra çıkması geldi ve eski tutu merak ediyorsunuz. Açılıyor çünkü sistem aktı. Tekrar geldim ben. Buradan zarar sayısı 2019'daki bir raporu geldi. O tarafı raporu nasıl kontrol edildi onu tekrardan göstereyim. Bir zarar geldi. Burada dediğim gibi ilaç alım tarihi. İlaç alım tarihini raporun düzenlendiği tarihe göre gireceğiz. Örnek veriyorum 15 Mayıs 2019'da düzenlenmiş. Çok bir şey fark etmiyor. İlaç alım tarihini bu şekilde düzenlediğiniz zaman ilacın üstüne gelip ilaç bilgiye tıklayıp o tarihteki sütü görebiliyoruz. Burada eski süt var. Hipokardiyografi ile amaçlı kapak hastalığı veya ciddi mitral kapak hastalığı olmadığı gösteriyor veya protez kapak hastalığı olmayan. Buradan tekrardan günümüze geldiğimiz zaman ilaç alım tarihini 9 Kasım 2021 yaptığımız zaman tekrardan ilaç bilgi tıkladığımızda güncel süt bilgisini nereden görebiliyoruz? Burada tıkladığımızda şu an güncel modülleri sütü görebiliyoruz buradan. İşte kalp yetmezliği, MHS'nin bitimde üstünde olması gerektiği, mekanik protez kabak hastalığı olmadığı gibi bilgiler şu anki güncel sütü görebiliyoruz. Periferal yazması şart mı demişsiniz? Evet şart maalesef. Alatap gibi alfa-lipoik asit içeren ilaçlarda periferal nöropatik ağrı diye yazılması gerekmekte. Nöropatik B raporlarında hangi tarihten itibaren başlangıç değerleri vesaire istemeliyiz? Yani artık güncel bütün raporlarda istemeliyiz ama örnek veriyorum eğer hasta 2004'ten itibaren bu tedaviyi görüyor ve 2004'teki değerleri görmemiz mümkün değil. Hiç kimsenin görmesi mümkün değil zaten. 2004 tarihindeki mevzatoyun ödemesi zaten bizim için yeterli ama 2017'de ya da 2015'te başlayan bir hastanın eski raporlarında zaten başlangıç değerlerini görebiliyoruz. Her yenilenen raporda hastanın tedaviye başlangıç değerlerine ve güncel HBSAG değerlerine yer alması gerekmekte. Berinjekte atopik gastrit. Atopik gastritle beraber ayrıca başka bir ibare mi olması gerekiyor? Hayır öyle demedim. Berinjekte eğer hastada atopik gastrit durumu var ise atopik gastritin sadece açıklama bölümünde yazması yeterli değil. Atopik gastritin ICD-10 kodu da olduğu için K29.4 20/0 hasta katılım payı kodunun altında Berinjekt için eğer atrofik gastrit varsa hastada atrofik gastrit, kronik atrofik gastritin de ICD-10 kodu olması gerekmekte. Rapor ICD-10 kodu olarak. Olsun bu süreçlere planlıyor için 2 yılı geçmiş hastalara ilgili bilgi verebilir misiniz? Bütün bunun içinde raporlar. Evet raporlar 2020 ve sonrasında biten bütün raporlar uzadı.
Ama eğer KMY ölçümü 2 yılı geçmişse hastaları maalesef hastaneye yönlendirip raporlarına inmesini bekleyeceğiz. Çünkü şu an ölçülebilir değerle ilgili 418'de sıkıntılar yaşıyoruz. KMY de bir ölçülebilir değer olduğu için eğer 2 yılı geçtiyse hastayı hastaneye yönlendirip raporunu yönetmesini isteyeceğiz. Kuaf ilaçları ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiğini tekrarlamak mümkün mü? Yani eskiden kuafta dediğim gibi üçlü tedavi varsa, labalama artı İKS ikisini beraber görüyorsa rapor açıklamasında işte o gereken ibare en az 3 ay süreli labalama artı İKS kullanıldığı halde yeterli yanıt alınamayan gibisinden bir ibare gerekiyordu. Onlar yazıldığı takdirde bile eski ilaç bilgisinde labo artı İKS olmadığından kesinti yaşanıyordu ama artık kesinti yaşanmıyor. Doktorun onu beyan etmesi bizim için yeterli. Yani biz sadece o açıklamaya bakacağız raporlarda. O ibare var mı yok mu? Bir de hasta labo artı İKS artı lamayı üçlü tedavi üçünü beraber raporsuz bir şekilde alamaz. Üçünü yani ya ikisini alacak ya da birini alacak raporsuz bir şekilde. Üçlü tedavi olduğu anda hastada rapor gerekmekte. NDL'nin 190 üzeri olduğu durumlarda risk faktörü olmalı mı? Ve hipertansiyon bir risk faktörü mü? Hipertansiyon şimdi şöyle 190 üzeri ise eğer iki ölçüm gerekiyor. En az bir hafta ara ile o zaman herhangi bir ek risk faktörüne gerek kalmıyor. Başmadığında uygun teşhis kodlarında ICD önemli midir? Z'lik kodlar teşhis saymadığından. Yani bu bilgiyi ile ilgili hiçbir şeyle karşılaşmıyorum. Z'lik kodun teşhis saymamasıyla alakalı. Soruyu tam anlayamadım açıkçası. Şimdi Pletal ile Prasvin kullanılamaz değil mi demişsiniz? Dediğim gibi Pletal'in kısa ölüm bilgisinde kontraindikasyon bölümünde 2 veya daha fazla antikoagülan ilacın kullanılamayacağı bir bilgi var. Aslında kullanılabilir. Kullanılmasında bir sıkıntı yok. Çünkü kardiyolojiye sorunu sosyal yönetimi ve kullanılabildiği durum da söz konusu. Çünkü Pletal artı, Prasvin artı, Travix'te kullanılan hastalar olabiliyor. Sadece her üçünün aynı hekim tarafından düzenlenmiş olan bir rapor olması ve aynı anda düzenlenmiş olmasını şu an baz alıyor sosyal güvenlik kurumu. Ona dikkat edelim. Eğer bununla ilgili bir tereddütünüz varsa, farklı farklı raporlar varsa, raporlar arasında süresel anlamda uzun süreler varsa eğer hastayı en güzeli hastayı kardiyolojiye yönlendirmek, bu ilaçların hangilerini kullanacak, eğer hepsini beraber kullanacaksa da yeni bir rapor düzenlemesini söylemek. Ölçülebilir değer derken kolesterol ya da kolesterol için de bu durum geçerli mi? Kolesterolü zaten idame olarak alınabildiği için ilk değer yeterli bizim için. Ona ilgili bir sıkıntı yok. Kromeksi sormuşsunuz. Kromeksi de aslında ölçülebilir bir değer ama Kromeksi ile alakalı kesinti yaratmıyor sosyal bilim. Çünkü bunu ayrı olarak biliyorum ben. 418 olarak bu şekilde kesiler olduğu için Adana bölgesinde bir eczacımız Kromeksi vermedi haliyle tabii şeye. Bu çok uzun bir süre tabii. 9 ay öncesinden bahsediyorum. Vermeyince hasta tarafından şikayet ediliyor sosyal güvenlik kurumuna. İşte niye vermediniz? Her şey uygun mu gibisinden. Şu an için Clonex'te bir değer aranmıyor. Clonex'i 418'de verebiliyoruz. Bu da ölçülebilir olmasına rağmen böyle bir durum söz konusu olduğu için. Başka sorunuz yoksa zaten süremiz de bayağı açtık aslında mesai saatini. Toplantıyı sonlandıracağım. Rica ederiz. Zaten bir telefon uzağındayız. Her istediğiniz zaman bize ulaşabiliyorsunuz. İster özelden, isterse oda aracılığıyla, istediğiniz takdirde memnuniyetle telefondan da cevap verebileceğiz. Ben ve diğer arkadaşlar beraber. Teşekkürler. Çok da fazla uzamadan artık sonlandırıyorum. Tekrardan görüşmek üzere.